Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Başkan Dinçer, İl Başkanlığı Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili muvaffakiyetler diledi. Göreve başladığı günden bugüne yaptıkları hizmetleri anlattı. Biz göreve geldiğimiz 15 Nisan'dan itibaren yapmış olduğumuz belediye hizmetlerini hızlı bir şekilde size arz etmek istiyorum. Allah nasip etti, bizim 15 Nisan'dan itibaren yaklaşık 6,5 aylık bir süreç geçti arkadaşlar. Şimdi bu süreç içerisinde Aksaray'ımızın mevcut durumu, ihtiyaçları ve gelecek vizyonu içerisinde yapılması gereken işleri plan dahilinde sürece yaymış bulunmaktayız. Öncelikli olarak Aksaray'ımızın bir şehrin, yaşanılabilir şehir, marka bir şehir olmasının önündeki en önemli kriterlerden bir tanesi bildiğiniz üzere temiz havası, yolları, ulaşımı bir de suyudur. Hafta sonu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsasekin'in katılımıyla Aksaray İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Danışma Meclisi toplantısı için Aksaray'a gelen Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsasekin, Belediye Başkanları İstişare Toplantısı programı kapsamında İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindekilerle birlikte ilçe, belde, belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un selamlama konuşmasıyla başlayan istişare toplantısında belediye başkanları kendilerini tanıtarak söz aldı. Özsasekin yeni hizmet döneminde göreve başlayan tüm belediye başkanlarını kutlayarak yeni hizmet döneminde memleket işi gönül işi sloganıyla gönül belediyeciliği temasında hedefleri anlatarak görevlerinde başarılar diledi. Belediye başkanları istişare toplantısının ardından Aksaray Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi toplantısına geçildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında 15 Nisan'dan bugüne sağladıkları tasarrufları ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Yine burada anlatı söyleyebileceğimiz 2013 yılında yine AK Parti hükümet zamanında bizim belediyeciliğimiz döneminde yapılmış olan bir sonuç baba külliyesinin içerisinde bir minyatür var. Bunu daha önce büyük emeklerle dönem belediye başkanı Nevzat Balta başkanımız döneminde tamamlamış bir hizmetti. Biz bunu 2013'ten sonra bakım görmeyen bu sonucu baba minyatür müzemizi güncelledik. Bakımını yaptık ve şu an vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Görmenizi şu an yeni haliyle görmenizi tavsiye ederim. Sıfır atık projesi kapsamında seçim döneminde de vaat etmiştik. Bu projenin yaygınlaştırılması, uygulamasını şehir nezdinde yaymayı düşünüyoruz. Böyle bir politikamız var. Bu bağlamda giysi kutuları, şehrimizin muhtelif yerlerinde 104 adet giysi kutuları, eski giyilmiş eşyaların tekrar geri dönüşüme katılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla ilgili bu kutuları da muhtelif yerlere yerleştirdik. Yeni kalta atık depolama tesisinin çalışmalar devam ediyor. Şimdi kıymetli davalı arkadaşlarım, hemşehrilerim, Aksaray'ımızın modern anlamda atık su arıtma tesisiyle kalta atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Türkiye'de 3 tane belediyeden bir tanesi de Aksaray'dır. Kalta atık depolama ve atık su arıtma tesisi bulunuyor illerden bir tanesi. Ne aşamada diye sorarsanız bu bizim hastane bölgesinin arka tarafındaki şu an kokuya sebebiyet veren kalta atık depolama tesisi. Bunun yeriyle ilgili çalışmalara başladık. İl Danışma Meclis toplantısına başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsasekin, belediyecilik tarihini anlatarak Türkiye'nin geldiği noktada çok önemli ve verimli bir mevkide olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Toplantıya partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da büyük ilgi gösterdi. Mehmet Özsasekin ve AK Heyet program akabinde Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Heyet daha sonra Eskil İlçe Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı.